Bir kere, aslında e, artık, e, portre çizdi. Seçim artık Seçim sonrasına e, dair. Seçim bitti. Evet, sandık Şu anda da, sayım sandık artık. başındakilerin tamamen bitti. Bekleyenler de bitti. Yani evet. onun için kararı birazdan verecekler. Ee, bir kere e, benim söylediğim yankı odası Nedim Bey'e teyit etti. Ne dedi? Herkes kendi kanalını izlerse ona göre yapar. Bir kere birinci seçimin sonucunda ciddi bir umut dola dolu olanlarda umutsuzluk dolu. Bunu muhalefet Hat, açısından tabii. söylüyorsunuz. Hatta ana artelde çalışanlar yani esas militan dediğimiz hem parti kadroları hem de çok aşırı taraftar olan sistemin içinde oynayanlar beni gördükleri zaman hala umut var diye yani bu bunu bana bile söylediklerine göre demek ki Çevrelerindeki kaybolmuş umudu hissediyorlar, görüyorlar. Şimdi bir kere bu umut şeyinden dışında CHP'de şu hata yapıldı. Birinci hata bir genel başkan yardımcısı iki tur arasında değişmez. İstifa etse bile istifası kabul olmaz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki siyaset yapanlar biliyor ki oy veriler teşkilat... Bunu onursal, onursal adı güzel gayet için Gayet tabii yanlıştır. Onlar Yanlış kararlı diyorsun. Teşkilattan gelirse vereyim eldir. Gelmezsen istediğin kadar sistemin güzel olsun. Bir kere bu yanlışı yapmamak lazım. Kaldı ki sosyal medyada çok gördük. Bazı şeyler yaydılar. İşte e, sıfır oy koyuyorlar. Bir kere akla mantığa uymayan neden sıfır oy çıkmaz? O sandık başında o adayın partisinden olan kişi de mi oy vermedi? Yani hmm. kere, gibi. E, yani yani öyle <laughs> uyduruk şeylerle sosyal medyayla sanki biz bunu sağlarsak kazanmış olacağız diye kendilerini inandırdılar. Bir kere yanlış e, o, diyor. O, o bir saat sonra ortaya çıkar ve bazı televizyonlar. Peki yani mesela, bunun bir saat sonra ortaya çıkacağı bilinerek de tabii, niye tabii. yapılır? Bazı televizyonlar mesela Anadolu Ajansı'nı önce kullanmadılar. Sonra evet. ne oldu? Mecburen hem Anadolu Ajansı hem Anka'yı yan yana koyup göstermek işin ortalığına doğru da Anka'yı tamamen kaldırıp yalnız Anadolu Ajansı'na kaldırıyor. Anadolu Ajansı'nın özelliğine Daha örgütlü bir yapı, daha örgütlü bir ajans. Evet, Yılların evet. ajansı. Ve daha fazla para harcama gücü var devlet nedeniyle. Şimdi bu olayı e, benim yankı odasıdır dememin nedeni şu. Yankı odasının dışındakilere bakmadım. Ben Deprem yerlerinde neden Cumhurbaşkanı'na oy verdiklerini araştırdım. Çok kişiyle konuştum. CHP'li olan bile vermiş ona. Niçin? Neden vermiş diye sormuşlar. Demişler ki bizim bu evleri yaparsa o yapar. Bir kere bu, bu imajı yaratmışlar. Peki bu imajı nasıl yaratmışlar? Depremin ilk günlerinde evet bir aksilik oldu, bir aksama oldu. Ama Cumhurbaşkanı bu aksiydi, kabul edip Adıyaman'da özür diledi. helallik istedi. Ama o tarihten sonra devletin bütün kadroları deprem zedelerle birebirdiler. Ve düşünün depremden sonra geliri, yıllık geliri bile 100 bin lira olmayanı, 40 bin lira olmayan kişinin cebine defaten nakit para kondu. Bu neyin işaretidir? gelecekte ben sizin bu işinizi yapacağım demektir. Şimdi depremzedenin bu ihtiyacına, bu talebine sen kulak asmayıp çıkan oyların analizini yapmadan depremzedeye bu sefer saldırırsan daha beter olur. Bu umutsuzluk belli insanların oy vermesini engelledi. İkinci bir umutsuzluk göreceksiniz. HDP'den oylar verilmedi yani Yeşil Sol Parti ittifakının bulunduğu Emek Özgürlük İttifakı tamamı oy vermedi. Neden vermedi? İlk turda iki tane nedeni var. Birinci neden ilk turda kendi mensuplarını milletvekili seçme kaygısı vardı. Yani örneğin diyelim ki adam Diyarbakır'da ya da Mardin'de seçmen ama iş için başka nedenle başka şehre gitmiş. Seçim seçmen kartını değiştirmemiş. Hı hı. Gelip memleketinde oy vermek için ve geçen seçimde gelip oy vermiş. Bu seçimde gitmesine gerek yok. Çünkü kendi milletvekilini seçmiş. Bu bu Bu, bu birinci neden, ikinci neden CHP'nin baştan beri ben söyledim. Ben mesela şimdi söyleyeceğim hemen nedim bana itiraz edecek. Ben CHP'nin CHP'lilerin, gerçek CHP'lilerin milliyetçilikten bir gram şüphelenmiyorum. Milliyetçidirler. Peki. Altı okun bir okul milliyetçilik okudur diye söylemiyorum. Yapı olarak milliyetçidirler. Ama bunu söylemedikleri için birileri siz artık milliyetçi değilsiniz, milliyetçi değilsiniz diye diye kamuoyunda milliyetçi olmamalarının ...gözükmeleri neden oldu. Gerek yok. Yani daha birinci turda ben o zaman hep söylüyordum. Çıkıp da arkadaş bize milliyetçiliği mi öğreteceksiniz? Hatta şunu söylemeleri gerekirdi. Bizim rahmetli Bülent Ecevit'in böyle milliyetçilikle suçlandığı o tarihte o zaman MHP yükselen bir milliyetçilik savunuyordu. Bizim öğrencilik yıllarımızda, öğrencilik sonrası yıllarda Ecevit çıktı bize milliyetçilik dersi vermeyin. Milliyetçilik duvara yazılarak olmaz dedi. Biz Aynen. milliyetçiliği haşhaş tarlalarına Kıbrıs dağlarına yazdık dedi. Herkes sesini kesti. Şimdi bunu söyleyemediler. İzah edemediler. Sonra bu dersi kimden aldılar? Haklı olarak ne diyeyim? Çok güzel eleştiriyor. Diyor ki kardeşim diyor bu dersi sen Ümit Özdağ'dan mı alacaktın diyor. Haklı olarak bakın. Şimdi bunun bile yanıtını veremediler. Yani o gün demelidirler ki biz yanlış anlaşıldığımızı belli etmek için imzaladık. Yani protokola bile izah gerekçesi yaratmadılar. Bu ister istemez ikinci neden olarak HDP tabanının bir kesiminde karşısında tutarsızlık görmüş olduk. Diğer bir önemli neden eğer sonuç olumsuz çıkarsa ben bunu yaklaşık olarak iki aydır söylüyorum. Hatta bırakın hikayeyi. Geçen 28 Şubat'tan beri sizin birçok programınızda hatırlatırım söyledim. Ne dedim? Evet. Eğer kendi ailenle ittifak yapmıyorsan diğer aileler sana inanmaz. Hmm. Kendi ailesi kimdi? Ya sen ittifaka baksamışsın. Sol partiler demiştiniz siz. Muharrem git dedim. Demokratik Sol Parti'ye git dedim. Hatırlayın Mustafa Sarıgül'e git dedim. Onları hadi altılı ittifaka almıyorsun... ...milletvekili adaylığında işbirliği yapacağını söyle dedim. E sen gidiyorsun onlardan oy bile istemiyorsun. Bunu yaptığın zaman senin ittifak yaptığın ve düne kadar sana karşıt olan, mücadele ettiğin Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve e, Deva Deva Partisi Deva. oy vermez. Nitekim vermediler. Nereden bellidir bu oy vermedikleri? Toplam ittifakların toplamı Kılıçdaroğlu'nun aldığı oydan yüzde bir fazla. Yani normal kendi partilerine vermişler ama o ittifakın toplam oyları ve HDP'nin den yani İyi Parti'nin oylarını ekliyoruz daha fazla. Şimdi...